Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir başka Rusty Lake oyunu olan Cube Escape Paradox isimli oyun oynayacağız. Bildiğiniz gibi daha önce Samsara Room'u oynamıştık. Ve bugün de Cube Escape Paradox'a başlamak istedim. Şimdi bu oyunla beraber çıkan bir film de var anladığım kadarıyla. Steam'de ücretsiz bir şekilde yayınlanmış. Onu izlemedim henüz. Önce bir oyun oynamak istedim. Ana menüde karşıma böyle bir ekran çıktı. Birinci bölüm film, ikinci bölüm diye. Birinci bölüm kilit, ikinci bölüm kilitli. O yüzden birinci bölümde başlıyoruz. Başlamadan önce lütfen yorumlarda her türlü fikrinizi, eleştirinizi belirtmenizi istiyorum. Bir de video hoşunuza giderse beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve oyuna başlıyoruz. Bu arada oyun Türkçe. Neredeyim ben dedi. Oyunun sesi biraz yüksek geldi bana. Hafiften kıstım. Evet. Oyuna başlıyoruz. Çevrede gezmek için okları kullan. Peki. Samsara Room'la aynı yönetim idare şemasına sahip. Zaten ondan Samsara Room'dan daha önce çıkan bu oyun aslında. Evet, şimdi önce bir televizyona bakalım. Televizyonu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bunları değiştirebiliyorum. Ama şu an açamıyorum galiba. Peki. Burada bir geyik sanırım. Geyik başı var. Duvara asılmış. Bununla herhangi bir şeyimiz var mı şu an için? Yok. Peki şu büyük küreye bakalım. Ha, şuna tıklayınca bir şey mi olacak? Olmadı. Çevirebiliyor muyuz? Hayır. Peki. Bitkide ne var? Bitkide de herhangi bir şey yok. Burada. Her şeyle de etkileşime girebiliyoruz ama şu an için hiçbirine ulaşamadık. Gerçekten enteresan. Ha, televizyon fişi takıldı. Oo, kopmuş. Bunu taktık. Ama bunu takamıyoruz çünkü kablo kopmuş. Peki bu neyi taktık biz? Ne var burada? Kilitli. Bu da kilitli. Burada ne var? Evet, bir kombinasyon var burada. 1'den 5'e kadar. Buraya bir şeyleri getirip koyacağız. Kasa gibi bir şey sanırım. Şimdilik orayla bir işimiz yok. Peki. Devam edelim. Sağa gidelim. Burada bir ayna var. Aynadan önce yanlışlıkla paravana tıkladım. Paravanı açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Peki. Açtık. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Peki aynaya bakalım. Evet, aynada kendimizi gördük. Orta yaşlı bir adamız. Biraz üşüyorum. Peki. Senin arkanda bir yazı var. Arkandaki yazıyı görebilir miyiz? Yazı mı, başka bir şey mi, tam anlayamadım ama. Bu neymiş? Aa, kuşu var içinde. Selam. Ne haber? Papağanları çok severim. Benim de papağanım vardı. Sana bir yiyecek vereceğim. Bekle. Bir yerden bir fıstık falan, çekirdek bulursam vereceğim sana. Masanın üzerine bakalım. Evet, burada yine bir kilitli kasa. Peki. Şunu buraya alıyoruz. Bunun altında ne var? Çizgi var. Peki. Şimdi o kadar da birbirine girift ki nasıl yapsam hiç bilemiyorum. Şunu şuraya al. Bunu buraya koyalım. Ondan sonra ne var sırada? Düz çizgi var. Düz çizgiyi oradan çıkarmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım o zaman. Düz çizgi şuraya gelsin. Evet, buraya gelsin. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Düz çizgiyi böyle alalım.
böyle gelsin. Sonra şu ters T'yi böyle alalım. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Evet, açtık. Ne çıktı içinden? Bu ne? Fotoğraf parçası. Bakabiliyor muyum? Sanırım bakamıyorum. Peki. Bu neymiş? Evet. Bir anahtar çıktı nihayet. Şu alt taraflarda ne var? Açamıyor muyuz? Bence gayet açılır bu ya. Kilit falan yok çünkü. Peki her neyse. Neyse bir sağa gidelim. Evet. Yine o meşhur fotoğraf. Burada bir şey var. Ne bu? Bir fotoğraf parçası daha. Bunların ikisini birleştiremiyoruz. Evet, burada bir yazı var. IV4 olabilir bu. Eğer yanlış görmüyorsam. J00 veya JOO. Peki, ne kadar depresif bir fotoğraf ya. Resim daha doğrusu. Ha, şu neydi? Şu. Bunu bir aç bakalım. Niye açamıyoruz? Çekiyorum, gelmiyor. Şimdi takmam gerekiyor şuna. Peki. Evet, burada çok güzel bir yayılma koltuğu. Yayılalım buraya. Telefon. Rusty Lake, Mental Health ve Phishing. Peki. Ne var burada? Geçmiş yaşamlarının özlerini dengelemine yardım edeceğiz. Zihinsel sağlık programımızı tamamladıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Mavi şişe değil de. Peki. Mavi şişe değil de. Biz de miyiz? Evet. Telefona bakalım. Hey gidi. Eskiden böyle telefonlar vardı. Ses yok. Peki. Şu an telefonda ne yaptığımıza dair bir fikrim yok. Şuraları açabiliyor muyuz? Bu da kilitli. Her şey kilitli ya. Bayağı bir zor olacak anladığım kadarıyla bu oyun arkadaşlar. Oo. Ha, bu arada resmi bulduk. Önce şu resmi tamamlayalım. Evet. Bu buraya gelecek. Bu da buraya. Tamam. Evet, iki parçasını tamamladık. Şimdi şu Pro'yu inceleyelim. Aha. Pro'yu aldık. Peki. Ne yapacaksam. Bunlar da kilitlidir. Büyük ihtimalle. Evet. Şu para bana öbür odada kaldı. Tamam. Bunlardan yine herhangi bir şey alamıyoruz galiba. Peki. Bu odayı da inceledik. Şimdi diğer odayı, diğer odanın diğer kısmına geçelim. Evet, kapı burada. Şöyle soldan sağa doğru gidelim. Bu ne? Burada bir kayıt cihazı var. Oynatalım. Oynatıyorum ama açıkçası hiçbir şey duymuyorum şu an. Çünkü içinde kaset yok. Peki. Ne? Zekamı konuşturdum burada. Evet, yine bir saat. Bize bir saat, bir yerden bir saat çözmemiz lazım ki bunu ayarlayalım. Peki. Şu ne? Ne oldu? Bir şeyi açtım. Aha. Röntgencilik. Neyse, ben kimseyi gözleyecek değilim. Buradan çıkalım. Şu anahtarla bir kapıyı açabilir miyim? Hayır. Sadece oradan röntgencilik yapıyor. Peki. Burada ne var? Bir palto. Ceket. Onu aldık. Daktilo'ya ne yazılmış? Bu odada uyandım. Farklı hissediyorum. Daha az gerçek. Kız nerede? Bu nerede? F.
Yanlış yazdım ya. Çık buradan. Nerede? Karşı orada da. Yazmam mı gerekiyor? Onu anlamadım. Next room yazayım. O zaman. Next room. Sildik. Peki. Daktilo da böyle. Şu an için daktilo da geçiyoruz. Yine bir bitki. Bitkide herhangi bir şey yok. Devam edelim. Burada beklentilerimi karşılayamadım. Ha, çekmeceler var. Çekmeceleri kontrol edelim. Evet, bir makas. Güzel. Bir fotoğraf parçası daha. Bir kalem. Bir anahtar. Şu anahtarı da şuraya açsam. Açtım. Bu ne? Tahta küp. Peki. Ve yine buraya döndük. Şimdi burada şunu şurada kullanabilecek miyiz diye düşündüm ama olmadı. O halde televizyonu bir daha deneyelim. Açılmıyor çünkü fişi kopuk. Şöyle bakalım. Bunun arasında bir şey kullanabilir miyiz? Makas mesela. Kullanamayız. Hani iletken diye şey yaptım ama. Peki. Evet, şimdi başka anahtarımız yok elimizde. O halde şu fotoğraf neredeydi? Fotoğrafa burada ne var? Aha. Ne oldu? Ha, tahtayı buraya koyduk. Ne oldu? O bir şeyler değişti. Işık değişti. Pro vereyim mi sana? Paravanda herhangi bir şey var mı? Yok. Fotoğraf neredeydi? Fotoğraf burada. Fotoğrafı tamamlayalım. Buraya gelecek. Peki. Şimdi elimde bir kalem var. Bir makas var. Bir ceket var. Benim adam üşüyordu. Ayna nerede? Aynaya bakalım. Ceketi giy. Lan. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Şş. Ha, not bırakmış. Fotoğraf parçası düşürmüşsün. Hanımefendi. Şş. Niye arkadan yanaşıyorsun bana? Bunu kapatınca seni göremiyor mu? Hemen deneyelim. Yine görebiliyorum. Peki. Fotoğraf parçasını da koyalım yerine. Şimdi bu sağdaki adam benim herhalde. Yani fotoğraf ona benziyor çünkü. Aynadaki adama benziyor. Karşıdaki kadın da bu diye tahmin ediyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Her şeyi gezdik dolaştık. Şimdi ne yapacağız? Mavi şişe değil. Ben şişe falan göremiyorum. Burada herhangi bir şey var mı? Şunu açabiliyor muyuz? Makas atsak şuralara. Yok. Buroyla kalemle herhangi bir şey yok. İki. Şimdi ne yapacağız? Burada ne vardı? Kayıt cihazı vardı. İçinde kaset yok. Makasla şunlara mı girişsem? Aa, ne aldım ben? Dal aldım. Peki. Tane de dal alabilir miyim? Alamadık. Kendi öbüründen alayım. Sen de senden. Aynı mısınız?
Bu aynı bitkiymiş. Galiba. Evet. Bak dalımızı da aldık. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Buna mı takacağız? Evet. Şu an kalmış durumdayım. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Kuşa versem dalı. Almıyor musun? Neden? Makasla açsam şurayı. Açamıyoruz. Peki. Makas var. Işıkları kontrol edeyim. Evet bakalım. Ben ışıkları kontrol ettim. Herhangi bir şey çıkmadı içinden. Hadi bunu da çalıştırdım. Aha. Peki. Fotoğrafı tamamlayacağız şimdi. Evet. Fotoğrafımızı tamamladık. The Woman. Daktilo The Woman yazacağız. Okey. Hemen daktiloya geldik. The Woman. Yazdım. Yeni bir kağıt geldi. Yazdığım kağıtmış. Evet, ne yazıyor burada? This time is empty. Zihni boşaltacak. Geçmişi ve geleceği düşünecek bir yer. Şu buranın adı. Rusty neydi? Rusty Lake Hotel miydi? Şurada bir broşür vardı. Broşüre bakalım. Rusty Lake. Şuraya bir Rusty Lake yazayım ben. Daktilo'ya. Rusty Lake. Yazdım. Ne oldu? Herhangi bir şey olmadı. Peki. Şuna o kalemim var. Çiziyorum şu an. Çok başarılı. Hadi tabi ressam gibi çizdim. Buradan da boyayayım mı? Peki. Komple boyuyorum. Şöyle. Ne oldu? Ayaftükeler. Buradan gitmeliyim. Bundan daha önce yaptığımı biliyorum. Ama kapı kapalı. Ya kapı çizerim sana ya. O problem değil. Hemen kapıyı şöyle çizelim. Kapıyı da çizdik. Neden sürekli onu düşünüyorum? Bu kadınla hiç tanışmadım. Sıradan bir cinayet vakasıydı. Kadını çizelim. Abi sanırım düşüncelerini çizerek dile getiriyor. Hemen şöyle bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Evet. Kadını da çizdim. Çizdim işte. Kabul etmiyor musun? Bence gayet güzel oldu. Peki. Şöyle bir etrafa bakayım. Herhangi bir değişiklik var mı diye. Şöyle bir aynaya bakın. Belki abla yine gelir arkadan. Canım pro istiyor. Al sana pro. Evet. Canım pro istiyordun. Aldın. Şimdi.
Yanmıyor. Oo, sen de her şeyi benden mi istiyorsun? Nasıl yakabilirim? Elimde ateş yok. Peki. O halde arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşelim lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen video ile ilgili fikirlerinizi belirtmeyi aşağıda unutmayın. Beğenirseniz, kanala abone olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.